En kısa zamanda 2021'in de bitmesini istiyorum. AirPods istedin ama ben aldım mı? Hayır. Güzel yılbaşı konseptinde, konsepte uygun bir şeyler aldım. Konsept. Ama ben böyle bir şey olacağını bekliyordum biliyor musun abi? Tolga'ya m***dım abi. Yok. Vallahi evet, tebrik evet. ederim abi. Adam beni köyüme yolladı abi. Arkadaşlar merhaba, yeni yıl için harika bir video hazırladık. Ofis içerisinden uzun zamandır eğlenceli videolar atmıyorduk çünkü ürünler o kadar fazlaydı ki ofis içerisinden videoya pek zaman kalmamıştı. Ama bu sefer çok güzel bir video hazırladık. Hem de ofis içerisindeki arkadaşlar sessiz kalanlarda bu videoda yeniden ekranlarınıza gelmiş olacak. Yeni yıl yani 2020 için çok heyecanlıyız. Aslında bu videoyu 2019'un sonlarına doğru çekiyoruz. Ne yapacağız? Birbirimize hediye alacağız. Kim kime hediye alacak? Ne alacak? Bu videoda izleyeceksiniz. Videonun sonunda da herkesin yeni yıl dileğini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi kavanozun içerisinde isimlerimiz var. Bu isimleri seçeceğiz. Bakalım ben kimi alacağım? Bana kim hediye alacak? Evet, askeriye gibi dizilmiş herkes şu anda. Peki o zaman sen bu uygulamaya ilk defa katılıyorsun. Evet. Nasıl bir uygulama sence? Vallahi güzel bir uygulama. İç bakalım bana ne alacaklar? Teknolojik olacak mı merak ediyorum. Sen ne alacaksın millet? Herkes kendini düşünüyor. Ben günlük alırım herhalde en temiz abi, böyle en ucuz en temizi. Günlük güzeldir. Eyvallah. Abi askerden geldin. Murat Güneş İstanbul. Ben hala... Hala tek bir. Eyvallah abi, süpersin. Evet Oğuz. Abi. Askere gidecek misin? İnşallah bakalım. Tamam, buraları karıştırmıyorum. Daha evet. öğrencisin sen. Tolga, ne kadarlık bütçe ayırmayı düşünüyorsun? Vallahi bakalım. Bana en son büyük bir hediye almadılar. O yüzden çok bütçemi yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Hani ucuz hediyeler bana... alıyor. Bu arada bir not ekleyeceğim. Kimse bana ajanda ve not defteri vermez. Bana da abi ya. Ajanda ne abi yani? Ben de yok, markalar da yolluyor. Gerek yok israf. Sana hediye almaları da güzel bir şey abi. Abi hazırsın? Hazırım. Eyvallah. Umut? Abi çok korkunç kasa planlarım abi. Var. Çok korkunç planlarım var abi. Şirket çıkacak işe göre. Alma millet ama. Çakma Gökhan, artık değilsin. Artık değilsin. Arkadaşlar Gökhan bana çok benziyordu. Bana daha az benzesin diye Tolga onu tıraş etti. O videonun da linkini kartlarda bırakıyoruz. Peki o zaman hazırsak bir kavanozumuz var. Bir sallayalım abi böyle. Şöyle. Bir salla bakalım. Sıcak soğuk top olayı yok değil mi arkadaşlar? Yok. Evet, evet. Şöyle çalkaladık. İlk kim abi, alıyor? Herkes sırayla alsın. Daha, tamam daha asker dedim. Başla. Asker. Kendi kim adını çıkıyor? Seçersen yeniden atıyorsun. Evet. Kim çıkıyor? Kim çıktı? Ben çıktım. Abi ciddi olamazsın. Vallahi ben çıktım. Oğlum kendi beni alacağım. Ciddi olamazsınız ya. Abi böyle bir şey olamaz ya vallahi. Abi bir daha, bunu bir daha kaldıralım. Aynen onu bir daha. Şimdi çekmeyeyim. Bir dakika sen çekiyorsun ya, bunu koymayalım içine. Bir daha çek. Aynen. Tamam şimdi büyük koyalım. Hissediyorum Tolga. Göke'ye çıktı. Süper abi. Sen Göke'ye hediye alıyorsun. Evet. Tamam. O seç o zaman abi. Seçeyim abi. Ben böyle bir çalkalayayım. Seçiyorum şöyle. Elim, diğerini tutmuştum, düştü elimden. Acaba diğeri neydi? Furkan Karaca çıktı bana. Süper, harika. Süper ne alsam, ajanda mı istiyorsun? Beni kalıyormuş. Süper abi, Furkan eyvallah. Karaca. O zaman şimdi de ben çekeyim. Sen çek abi, ismi çıkan çeksin o zaman. Mantıklı. Hop. Şöyle. Oğuz Koral. Yok böyle bir şey ya. Gel anlaşalım. Anlaşalım. Hadi güzel bir şey alalım tamam. Bu arada bu ikisi bazen aynı evde kalıyor. Evet. Evet, işe aldık. Bir işte hediye de alın. Seçtin size mi? Kaldı. Şimdi seçeyim madem. Böyle 2-3 tane kalınca ben de sağladım. Şunu aldım. Hadi bakalım gergin bitmiş. Hakkı Alkan. Kariyerin için önemli bir şey. Eyvallah. Bilirsin sen beni ben. Çok önemli değil. Fendi olur, Hermes olur. 3000 liralık bir gömlek alırım artık. Ben 3000 liralık. Kendini alıyorsun 3000 liralık. Bize de al. Gökey Bey buyurun bakalım. Çekiyorum. Çekiyorum. Allah çektirmesin. Allah çektirmesin. Gökey bana alacak bence. Hadi bakalım. Umut. Umut al. Süper abi. Umut gel Umut'a abi. Umut'a tesbih. Evet abi. Umut'a tesbih. Yaz böyle ip gibi sırayla gittik. Umut gerçekten tesbih mi gelsin istersin? Abi yani altın gümüş olursa neden olmuyor? Şunların değerli taşlı olanları bu arada abi olur. En zorlu kura bana çıktı bak, sanırım hani. Tolga. Memnuniyetsiz Tolga çıktı abi. Memnuniyetsiz. Abi sen ona direkt keş para ver. Sen keş para ver, sen de istiyorsan alırsın. Eyvallah Gökhan seç bakalım kim kaldı. Zaten bu arada kim kaldı?
Ben kaldım. Ha, sana hediye alacağım. Evet. Aslında her şey belli. Sen kendini seçersin tabii. Yüksek ihtimalle. Kendimi seçtim ben. Şaka. Nasıl ya? O zaman bu sonuncuyu alacaksın. Bu sonuncuyu alacaksın abi. Evet. Murat'ı seçeceksin yani. Murat bende. Eyvallah. Ben severim. Eyvallah. Askerin dilinden alacağım anlayan birisi. Ben biliyorum. Süper. Bir tek ben kaldım. Aslında benim de kime hediye edeceğim belli oldu. Kalan tek isim burada Gökhan. Ben de Gökhan'a hediye alacağım, kardeşime. Ve şimdi videonun bu kısmı bu kadar. Akşam mesai çıkışında herkes giderken hediye alacağı kişiye gönlünden ne koparsa, küçük büyük hiç önemli değil, hediyesini alacak. Bu arada sizden bir isteğim var. Hediye alırken de ne aldın, neye göre aldın? Cep telefonundan herkes kendimiz çekeriz. Yapabilirsiniz. Onu çekecekler arkadaşlar. Sonrasında yeniden görüşeceğiz. Bakalım kim ne alacak. Hadi. Arkadaşlar, Umut'un hediyesini aldım burada. Ona çok yakışacağını düşündüğüm bir hediye aldım. Bakalım kendisi beğenecek mi? Hep beraber göreceğiz. Benim hediyem biraz sıkıntılı bir hediye. Alırken de bazı zorluklar yaşadım. Aslında direkt alırken çekecektim ama İşte bazı prosedürler varmış, kurumsal bir firmadan mazot aldığım için. Şimdi bu nedenden dolayı çekemedim. Oradaki yetkililer de izin vermedi. Bırak mazotu bile zar zor aldım. Yani bu devirde bunun değerini çok iyi bilmen lazım Tolga, ona göre. Gökey Bey'in yeni yıl hediyesiyle İstiklal Caddesi'nde gezmeceler. Hediyeni sana ulaştırmaya çalışıyorum Gökey Bey. Kardeşim Murat, selamlar. Sana yılbaşını bunu aldım. Standart bir hediye aldım sana. Kazak. İdare et. Isındıkça beni hatırlarsın. Yeni günden herkese merhaba. Aslında yeni gün bu yılın son günü. Yani 31 Aralık 2019'dan bahsediyoruz sevgili dostlar. Shift8.net ofisindeyiz. Dün akşam herkes hediyesini aldı. Az önce izlemiş olduğunuz gibi herkes hangi hediyeyi aldı ve neden aldığını sizlere anlattı. Cep telefonlarıyla çekim yapmıştı. Şimdi bu hediyeleri sahiplerine ulaştırmak için artık beklenen an geldi. Herkes dizilmiş, komutanım da gelmiş evet, buraya. Evet. Evet, başla bakalım abi. Sen kimi almıştın? Gökey'i almıştım. Gökey gel çok buraya abi. Çok severek aldım. Teşekkür ederim. Ne aldığını bir daha söyle abi. Güzel yılbaşı konseptinde, konsepte uygun bir şeyler aldım. Konsept. Açınca göreceğiz. Kırmızı bakalım mı? Açayım abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir aç bakalım abi. Hani ne? Hazır mıyız? Yılbaşı güzelmiş. Konseptine uygun. Ne abi? Çamaşır mı? Evet. Boxer. Şey ama. Bir yılbaşı boxer'ı. Bir... Hemen şurada değiştirip geliyorum. Hakikaten giy gelsene. Yani çok YouTuber bir tüm muhalif şey. Şimdi çok arada kaldım. Giyince şey atarım. Peki fotoğraf abi. Atarım takipçilere. Ama ben böyle bir şey olacağını bekliyordum biliyor musun abi? Yılbaşı yani konsept. Sana yakışanı yaptın abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi o kırmızı dondan sonra böyle bir aç. Evet, sarılıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sevgili Oğuz. Evet abi, ben hediye mi? Dün dışarı çıktım, aradım bulamadım. Bu yüzden internetten sipariş ettim. Gelecek, henüz gelmedi. Şimdi göstereceğim. İkinci bir şey daha alacaktım. Ona yetişemedim. Kalmamış. İkinci olarak milli piyango bileti alacaktım Furkan'a. Belki büyük ikramiye çıkar diye. Furkan'ın çok işine yarayacak bir şey aldım. Kendisi videolar çekiyor. Kendine bir kamera aldı. Ben de çok işine yarayacak şöyle bir kamera ışığı aldım Furkan'a. Aydınlanır ya. Aynen böyle aydınlanır bundan sonra Furkan diye, böyle Kelvin'i de değiştirilebiliyor. Güzel bir ışık. Umarım böyle güzel güzel işler çıkarır. Eyvallah abi. Abi sen bana aldın. Seni evet. En son ziyaret tamam. Edeceğim. Sen kim almıştın abi? Ben Umut'u aldım. Umut'cum buyur. Yeni yılında abi, inşallah. Abi kaliteden ödün vermiyorsun valla. Sağ olasın ya. Bakalım açınca karar vereceğiz kaç bin lira olmuş. İnşallah beğenirsin. Abi. Ben markayı tahmin ettim, Polo. Senin biraz tarzın abi, olduğunu düşündüğüm için öyle ya. Bir şey aldım. İnşallah. Ne almış abi? Siyah belli olmuyor. Siyah boğazlı kazak abi. Bunun üstüne bir de beyaz kaşkolu çektiğimiz zaman paltoyu da giydik mi abi, tamamdır bu işe. Aynalı Tayyip burada. Abi teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Mutlu yıllar olsun inşallah. Sağ ol. Siyah eyvallah kazak abi. Beyaz atkı da olur. Sen kime ne aldın abi? Abi ben bir bomba yaptım. Nasıl yani? O ne ya? Tolga'ya mazot aldım abi. Yok. Ciddi misin ya? Evet abi. Abi şaka gittim yapıyorsun. Gittim hususi Tolga'ya mazot aldım. Abi çok şikayet ediyor. Abi. Arabam çok yakıyor. İşte oraya buraya gidiyorum. Mazot şu kadar gidiyor. Buyur kardeşim. Abi sen ciddi misin ya?
İyi, hayırlı olsun dedi. Teşekkür ederim. Yani bu kadar olur. Yani ben bunu saklayayım burada. Hani belki bir gün birinin arabasına lazım olur. Kullanırız yani. Allah nerede, Allah ne zaman? Allah. Bagajda dursun, kokuyor mu acaba? Koku. Yok, yedeklik dursun belki bir gün. Ben bir kere yolda kalmıştım eskiden. Benzinli bir arabam. Şimdi dizel. Ben ittim o arabayı ben. Biliyorsun değil mi? Şu yolda ittik o arabayı. Evet, biz Umut'la doğru gitmiştik. Ulan, vallahi, öyle bir en yaratıcı hediye. Şey vallahi evet, tebrik evet. ederim abi. Süpersin. Hiç beklenmedik bir şey. Abi ne oldu ki abi? Olabilir. Ama bir şey merak ettim. Ya, şu yani. Hani kaç litre fiyatını da sormayayım. Litresini merak ettim. 5 mi? 5 litre. Bunun içinde de yaklaşık bir 4 litre. Ya işte 5 litre araba ancak kaç kilometre gider? 60-70 kilometre gider. Aynen. Süper. Ya o da seni bir yere eriştirir. Aynen. Ben de nereye giderim daha. Bombasın ya. Sen kime aldın abicim? Ben Murat'a aldım abi. Nerede? Burada hediye. O kadar böyle şey değil. Yaratıcı bir hediye değil. Standart. Olsun. Buyur kardeşim. Hediye hediyedir. Hediye. Nice yılları. Eyvallah. Açıyorum. Bu arada siz birbirinize benziyorsunuz abi. Evet abi. Saçları da kazıtınca. Ben de üçüncü arttı. Aa çok güzelmiş. Tam yeni yıl kaza değil mi? Süper abi. Güle güle giy. Evet, sıcak da tutar. Ama daha büyük beden alsaydı içinde kaybolsaydı. Değiştirme kartı var mı? Evet abi. Furkan'cığım sen ne aldın? Şimdi ben de Oğuz abiye aldım. Bizim Oğuz abilerimiz bayağı iyidir. Bayağı da vakit geçiririz. Onunla aramızda bir espri vardır. Köyüne dön. Yani FIFA'da gol atamaz. Köyüne dön derim. Saçma sapan fikir söyler. Köyüne dön derim. Ben gittim Pegasus'tan. Oğuz abiye bir tane köyüne uçak bileti aldım. Gitsin gelsin artık gitsin kurtulalım. Tamamen amacım oydu. Açık mı? Açık. Bilet açık. Yok. Ciddi misin? Cidden bir hafta sonra sana bilet aldım. Cuma akşamı gidiyorsun. Pazartesi sabah 5.30'da geliyorsun. Artık köyüne dön yani. Köyüne git artık. Bir git. Abi beni köyüme gönderiyorlar. Ben abi. Buradan önce bir teşekkür edeyim sana. Eyvallah. Adam beni köyüme yolladı abi. Abi ne ama, tuhaf insanlarsın. Abi ben hani ilk defa oğlum, böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani o zaman ben de sana bir bilet alayım. Beraber gidelim köyüme. Gezelim. kamp yapalım. Ben Dalaman'dayım. Dalaman. Hakikaten en güzel gitmek istediğim bir yer. Sen de bana al. Gidelim. Tamam. Ama benim bir tane daha hediyem var. Onu şu televizyon arkasından çıkartacağım. Allah Allah. Şöyle Oğuz abi oturma odasına şey aldım. Köye giderken aydınlık. Aydınlan ve öyle dön. Köyüne dön. Oturma odasına oturma takımı aldı ve bana WhatsApp'tan attı. Ben de aynen şöyle yazdım. Ev eve benzemiş. Hakikaten evi çok güzel oldu. Bu arada sizin ilişkiniz bayağı ilerlemiş abi. Biz sen iyi çok dostlarız. Sevdin. Ben çok sevdim abi. Şöyle bir şey var. Ama Oğuz güzel, çok tatlı. Ben bunu kullanırım. Bu arada ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ben de biliyorum. Yani kullanırım. Fişine kokulu kokuyor. Mu? Evet. Kan kokulu. Yapıyor demiştim sana Elia. Sarılırsan abi daha ya. Abi buraymış ya. Sarılın abi. Buraya üzüm müzik koyuyorum. Ama bunu almadaki asıl amacım şu. Oğuz abinin YouTube video fikri hakikaten tutuyor. Hatta şu an kanalın en çok izlenen 3. videosu onun fikriydi. Bunu koysun, ışıkları kapasın, daha çok fikir bulsun. Aslında bizim işimize yarayacak bir hediye. Eyvallah. Köyüme gönderip beni çalıştırıyor abi. Eyvallah. Nerede privat? Şimdi gelelim bana. Ben de kardeşime bir hediye alacaktım. O aslında hedefli bir hediye talep etmişti. Abi dedi kablosuz kulaklığa ihtiyacım var. Çünkü aracımızı bir süredir o kullanıyor. Ve onun iletişimi için, konfor için lazımdı. Huawei FreeBuds Lite şu anda elimde. Onu teslim edeceğim. Buyur abicim. Çok teşekkür ederim abi. Beklediğin bu kulaklık mıydı? Vallahi istiyordum bunlardan bir tane ya. Çok lazım oluyordu trafikte. AirPods istedin ama ben aldım mı? Hayır. FreeBuds Lite iyi. Seviyorum. Eyvallah, güle güle teşekkür kullan. Teşekkür ederim abi. Şimdi yeniden geldim Tolga'ya. Abi senin hediyen vardı. Abi dedim ben şimdi açıkçası koskoca Hakkı Alkan'a hediye ne alsak düşünüyorum. Olmaz olmaz olmaz. Zaten iki tane ufaklık oldu. İkisinin de oynayacağı bir şey düşündüm. Abi süpersin. Vallahi bana alınabilecek en güzel hediye oyuncak. Yani şu an bebekler şöyle için. Şöyle vereyim. Abi bu yaratıcılığı geliştirir. Ya, gerçek hayatta Minecraft oynayabilirler. Yani süper. Şimdi açayım büyük abi. Oynar sonra küçük oynar. Açayım vallahi abi. Abi vallahi çok da seviyor Lara ya. Böyle kutulu mutulu. İçerisine yerleştiriyor. Böyle çocukların hayatını yani. Abi çok teşekkür ederiz bu hediye için. Alara ve Emir adına ben teşekkürlerimi sunmuş olayım. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar videonun sonunda yeni yıl dileklerimize. 2019 acayip çalkantılı geçti ya. Çünkü bir harekat başladı. Gemilerimiz yeraltı zenginlikleri ararken bütün dünya karşı koydu. Google bir açıklama yaptı. Wikipedia açılıyor gibi oldu. Yani daha ne? Apple mesela şöyle bir söz duydum ben.
Onların Apple varsa bizim Samsung'umuz var, Vestel'imiz var. O bu yıl olmuştu değil mi abi? Bu yıldı galiba. Evet, aynen. Hakikaten bu yıl olmuştu. Yani acayip çalkantılı bir yıl geride kaldı. Ben 2020'de biraz daha sakinlik bekliyorum. Yani artık bir de alıştık gerçi böyle bir şeyler. Yani bomba bir haber oldu mu? Önceden skandal oluyordu. Şimdi bu skandallara da alışmış durumdayız. O nedenle 2020'de huzur, sağlık, mutluluk, başarı diliyoruz. Bu arada 2019'un sonlarına doğru bir de yerli otomobil tanıtıldı. Bu motivasyonumuz da biraz artırdı. Benim dileğim bu. 2020 yılı herkese mutluluk, sağlık, huzur, bereket versin. Tüm Türkiye'ye, dünyaya mutluluk, huzur versin, sakinlik getirsin. Abi ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını diliyorum sadece 2020 yılı. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Türkiye Kupası diliyorum o zaman abi. Ben sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Ben sevdiklerimle dolu bir yıl istiyorum. Bir de artık şu Huawei ile Google olayı çözülsün. Türkiye'den de Google gitmesin. O kadar. 2019'da ne yaşadıysak 2020'de daha iyilerinin olmasını diliyorum. En kısa zamanda 2020'nin de bitmesini istiyorum. Yılbaşı hediye videomuz böyleydi sevgili arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve yeni yıl dileklerinizi aşağıya yazmayı ihmal etmeyin. Bir de küçük hediye sizlere ayırdık. O hediyeyi kazanmak için yapmanız gereken şey bu videoyu beğenmek ve görüşünüzü yorum olarak yazmak. Aynı zamanda Instagram hesabımızda takip etmek. Gerekli tüm bilgileri açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz, bulabilirsiniz. 2020'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.